Gençler merhaba. 9. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız bu videomuzda. Hemen A bölümüyle başlayalım. Diyor ki A bölümünde cümleler doğruysa doğru, yanlışsa Y harfi koyunuz. Tamam koyalım. 1. Kitabeler tarihin sözlü kaynakları arasındadır. Yanlış arkadaşlar, kitabeler yazılı kaynaklar arasındadır. Tabii Y harfi yapmakta zorlandık. Celali takvim... Şurayı düzeltelim de öyle yapalım. Celal takvim Büyük Selçuklu Devleti'nde mali işleri düzenlemek için kullanılan takvimdir. Doğrudur. Normal hayatta, güncel hayatta hicri takvim ama devlet işlerini düzenlemek için Celal takvim yapılmış Büyük Selçuklular döneminde. Paleografya eski paraları inceleyen tarihe yardımcı bilim dalıdır. Arkadaşlar yanlış. Paleografya eski paraları değil, yazı bilimidir. Böyle bilelim. Tarihi olaylar yaşandığı dönemin koşulları dikkate alınarak değerlendirilir. Doğru, tarihin olmazsa olmazıdır. Yaşandığı dönemi koşulları değerlendirilmek zorundadır. Tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında tarih bilimine en çok yardımcı olan bilim dalları arkeoloji ve antropolojidir. Evet, bu da doğru. Neden tarih öncesi dönemleri araştırması tarih bilimine en çok yardımcı bu bilimler olur? Çünkü yazı daha o dönemde yoktur. Arkeoloji yazıyla alakası yok. Antropoloji de ırk bilimidir. Aşağıdaki cümleleri boş bırakılan alanlarını doldurunuz demiş B bölümünde. Bir olayın tarihlendirilmesinde yanılmak, olayın ait olduğu çağı dönemi karıştırmaya anakronizm denir arkadaşlar. Diğer yazılı kağıdımda da vardı bu. Öyle diyeyim. Önemli bir yeni girdi kitaplarımıza da. Onu da söyleyelim, bunu bilelim. Tarihi bir olayın sonucunda ortaya çıkan ve uzun bir döneme yayılan gelişmeler ve değişimlere tarihi olgu denir arkadaşlar. Evet, bu kanalda hazırladığımız diğer videoda tarihi olayı sormuştuk. Burada tarihi olgudan bahsediyoruz. Tarih boyunca toplumların kullandıkları paraları inceleyen bilim dalına numizmatik denir. Ya da numizmatik tir diyelim. Yazının icadından önceki tarih devirlerine tarih öncesi dönemler denir. Arkadaşlar bunu şeyle karıştırıyorsunuz. Takvim başlangıçlarıyla karıştırıyorsunuz. Öyle değildir. Takvim Hazreti İsa peygamberin doğumuyla başlar diyeceğim. Miladi takvim en azından. O milattan sonra milattan önce olayı, bir de tarihten önce tarihten sonra olayı var. Tarih öncesi devirler olayı var ya da tarihin başlangıcı var. Tarihin başlangıcı yazının icadıyla başlar. İlk çağlarda Fırat ve Dicle nehirler arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Aslına bakarsanız bu ikinci üniteyi de alacaktım kapsam ama genelde oralara kadar, ikinci ünitenin sonuna kadar ya da ortasına kadar gelememiş öğretmen arkadaşlar. O yüzden ben de birinci üniteden hazırladım soruları. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Burada çoktan seçmeli sorular var. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet öncesi dönemlerde kullandığı takvimlerden biridir? Arkadaşlar şimdi Rumi takvim Osmanlı Devleti. Hicri takvim İslamiyet'le beraber kullanılan takvim. Celali takvim Büyük Selçukluların kullanmış olduğu takvim. Julian takvimi de Miladi takvim diğer adı. Doğru cevap 12 Hayvanlı Türk takvimi olacak. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin dini ihtiyaçlarında kullandığı takvimlerden biridir? Yani bunu çok fazla uzatmadan hemen doğru cevabı vereyim. Hicri takvimdir doğru cevap B şıkkı. Normalde Türk İslam devletlerinde günlük hayat için kullanılan takvim hicri takvim. Hatta günümüzde de miladi takvimin yanında biz hicri takvimi dini günlerimizi ayarlamak için kullanıyoruz. Tarih öncesi dönemlerle ilgili elde edilen bulguların incelenmesinde aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarih bilimine yardımcı olmaz? Az önce sorularda şöyle bir şey vardı. Tarih öncesi dönemler yani yazının icadından önceki dönemler. Bunu böyle belirtmiştik hatırlarsanız. Hemen soruya geri dönecek olursak. Baktığımız zaman tarih öncesiyle hangisi ilgilidir? Epigrafya olamaz. Kitabe bilimi, coğrafya olabilir. Hani oraya bir soru. Arkeoloji kazı bilimidir. Antropoloji ırk bilimidir. Etnografya kültür bilimidir. Şimdi bilim dallarından tarih bilimine yardımcı olamaz. Burada hangisi olamaz? Epigrafya. Niye? Çünkü kesinlikle yazıyla ilgili bir
bilim dalı epigrafi, diğerlerinin hepsi tarih öncesi dönemlerde yardımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi tarih olaylarının araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz? Bakalım, olayın geçtiği yerde araştırma yapma, evet. Olaylar arasında bağlantı kurma, evet. Kaynak taraması yapma, evet. Kaynak taraması yapmayı bir kez daha yazmışız, evet. Olayları gözlemleme, neyse burada bir hatamız var. Doğru cevap E, bizde sıkıntı yok. Niye? Olayları gözlemleme, tarihte olayları gözlemleme gibi bir şansımız yok. Deney yapma gibi bir şansımız yok. İnsan toplulukları arasında meydana gelen siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerin bütünü tarihin araştırma konuları arasında yer alır. Evet, buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin araştırma konuları arasında yer almaz? Yazının icadı, evet. Kadeş Anlaşması'nın maddeleri, evet. Kavimler göçünün sonuçları, evet. İklim değişikliklerinin nedenleri, alakası yok. Tarihin konusu değil, coğrafyanın konusudur diyelim. Taştan araç ve gereçlerin yapılması, evet, tarihin konuları arasında. Tarihi olayların incelenmesinde izlenen aşağıdaki yöntemlerin hangisi doğru ve bilimsel sonuçlara ulaşılmasına engeller? Yani böyle bir biraz dikkat geçirmemiz gereken soru. Hangisi diyor, yöntemlerde hangisi doğru ve bilimsel sonuçlara ulaşılmasını engeller? Değerlendirmelerde objektif bir yaklaşım benimsemek olmaz. Olayla ilgili ayrıntılı bir kaynak taraması yapmak zaten gerekli. Olayları duygusal bir dil kullanarak anlatmak olmaması gerekiyor. Olayda rolü geçen kişilerin katkılarını ortaya koymak gerekiyor. Olayla ilgili farklı belgelerin sayısını çoğaltmak gerekiyor. Doğru cevabımız C. Duygusal bir dil kullanılmaz arkadaşlar. Objektif olmazsın o zaman. Milattan önce 895 yılının yüzyıl olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Belki bu testteki en zor diyeyim, şaşırtmaca soru diyeyim. Ben şöyle diyeyim. İlk önce milattan önce 895 yılı milattan önce 9. yüzyılı ifade eder. Şimdi biz o zaman otomatikman A, D ve E şıklarını eledik. Önümüzde bizim ne kaldı? Bunları eleyelim. Önümüzde ne kaldı? B ve C. Ne diyor B'de? Milattan önce 9. yüzyılın ikinci yarısının son çeyreği. Şimdi milattan sonra hani 0 ile 100 arasına doğru giderken 0-25 birinci çeyrekti ya, tam tersi geri geleceğiz. Yani 9. yüzyılın 100'den başlayıp geri geleceğiz. 900'den geri doğru geldiğimiz zaman 900 ile 875 yılı son çeyreğidir. Yani 9. yüzyılın son çeyreğidir. Haliyle 50 ile 900 arası, yani 850-900 arası da ikinci yarısıdır. O zaman şöyle yapacağız. Doğru cevabımız bizim, diyeceğiz ki milattan önce 9. yüzyılın ilk yarısının ilk çeyreği. Yani ilk yarısı 900 ile 850 arası. İkinci yarısı 850 ile 800 arası. Aslında bunu daha böyle net anlatmak isterdim ama doğru cevap C olacak. Bunu bu şekilde anlatayım. Bir tek devletin ya da milletin değil, dünyanın belli bir döneminde geçirdiği aşamaları inceleyen tarihe genel tarih denir. Dünyanın belli bir döneminde geçirdiği tarih. Şimdi bu dünya genelinde bir şey bahsediyor. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir tarihi ifade eder? Bakalım. A şıkkında diyor ki Avrupa tarihi. Sadece Avrupa'yı ifade eder. C şıkkında Selçuklu tarihi, Selçuklu tarihini ifade eder. Orta Asya tarihi, Orta Asya'yı. Osmanlı Devleti, Osmanlı. Ama burada ne diyor? Orta Çağ tarihi diyor. Yani dünyanın bütününün tarihi. Yani Orta Çağ boyunca ne gibi gelişmeler olmuş? Zaten o zaman bilinen 3 tane kıta vardı. Asya, Avrupa, Afrika. Muhtemelen o kıtalardaki tüm gelişmeler böyle bir sınıflandırma yaptığı zaman girer. Doğru cevap C. Oraya belirgin bir şekilde işaretlemeyi unuttuk. Onu da hemen geri dönelim, yapalım. Doğru cevap C arkadaşlar. B. Ne C'si? B deyip C diyoruz. Efendim, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı olan yazılı kaynaklar arasında gösterilemez? Yazılı kaynaklar arasında gösterilemez.
mağara duvar resimleri, kil tabletler, vakaynameler, yıllıklar, biyografiler. Arkadaşlar, mağara duvar resimleri yazılı kaynak değildir. Diğerlerin hepsi yazılı kaynaklara örnek. Bir yerleşim yerinde yapılan kazılarda tarih öncesi dönemlerin tümüne ait bulgular elde edilmiştir. Tamam. Aşağıdakilerde hangisi bu yerleşim yerinde rastlanması beklenen bulgulardan biri olamaz? Burada dikkat edeceğimiz şey tarih öncesi dönemler. Taştan baltalar, ilkel sabanlar, çanak çömlekler, demirden yapılmış silahlar tarihten öncesi dönemlerde olmuş olabilir. Ama kil tabletler olamaz. Hep söyledik, bu bir yazılı kaynaktır. Arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar. Yazılıda başarılar dilerim.